E o zaman günün ikinci videosu artık şu logoyu ezberledik. Hepimiz Aygın Liar. Aygın neydi? Aygın emekti. Aygın paraydı. Aygın oçtu. Aygın beklediğimizi vermemişti. Ama olsun. Para nereden geliyorsa kabulümüzdür her zaman. Sonuçta bir airdrop aldık. Fena da etmeyeceğini düşündüğümüz airdrop. Hatta hepimiz benzer tutarlar aldık. Her ne kadar çok eski olsak da daha yüksek tutarlar yatırmış olsak da aygında 250 milyon tane e, metamask hesabı açıp her birinde onar dolarlık e, aygın puanı kassak yetermiş. Şu an büyük ihtimalle zenginleriniz çoğunuz. Ee, bunu da tabii ki Aygın'ın içinde zaten yapan e, Ugandalı teyzelerimiz mutlaka vardır Aygın'ın kendi içerisindeki ekibinden onlara da selam olsun nasıl izlemiyorsunuzdur izleseniz de zaten sikinizde değildir <laughs> o yüzden biz konunun özüne dönelim arkadaşlar Aygın'da ne var son gelişme ne derseniz zaten e, videosunu çekmiştim daha önce hatta onu da göstereyim de sonra dediğim gibi Aygın Maygın ne diyor bu adam diyen vardır. En son zaten airdrop açıkladı diye 10 gün önce video çekmiştik. Ee, bize işte cüzdanlarımızı bağlıyorduk. Bağlamıyorduk daha doğrusu cüzdan adresimizi yazıyorduk. Kaç tane attıysa burada bize söylüyordu. Benim 55 küsür bir şey vermişti. Daha sonradan işte tabi millet laf söz edince dedi hadi susun gari siz bir yüzer tane daha suratınıza fırlatayım dedi. Onları da dedikten sonra bugün işte 6 saat önce dedi ki ee, şeyler başladı ee, hak ettiğiniz tokenleri gelip şu adresten alabilirsiniz demişlerdi ben de daha henüz e, yapmamıştım neden derseniz onun için de hemen şunu göstereyim güveylerin düşmesini bekledim çünkü aydın airdrop attı dedi, dendiği an e, 10 19-20'leri görmüştü şimdi kafamız rahat 5-6'larda dolanıyor ha, yine bir 15-20 dolar 10 dolar bir şeyler harcatacak bu işlemler için ama olsun yapmak zorundayız ee, eğer buradan bir şeyler kazandıysanız Şimdi burada söylediği hatta içine girdiğinizde de buradaki Twitter'da de anlatıyor. İşte şuradan alırsınız, böyle alırsınız falan filan. Hatta şurayı da ben güzel bir görsel de koymuşlar. İşte sezon 1'i dağıttık şimdi diyor. İşte herkese yüzler puan bonus verdik diyor, %6'lık altılık bir oranda dağıttık bütün tokenleri diyor. Daha sonra ne demiş arkadaşlar? Ama merak etmeyin, Martın 15'i ile 29'u yani Nisan'ın 29'u arası yeni katılan stakerlar onlara da bonuslarını vereceğiz demişler. İkinci dağıtımda o da şu kadarcık bir e, oran ediyormuş. Bazı arkadaşlar aynı şeyi çok soruyor işte ben e, efendime söyleyeyim neydi o Renzo'ya stake ettim bende yok işte Puffer'a stake ettim bende yok. Efendim bu restake platformlarına stake ettim bende yok. Onunla ilgili bir önceki e, açıklamalarında demişlerdi ki şu an sadece aygına stake edenlere veriyoruz. Tabii Puffer'a stake eden bazı insanları da gördüm. Ben de almışım diye. Ee, onu nasıl bir hesaplama yaptılar? Hangisine verdiler? Vermediler? Bilmiyorum. Çok net bir açıklama da yapmıyorlar ama. E, ikinci dağıtımda zaten biliyorsunuz biz sezon 1'in birin birinci aşamasındayız. Daha sezon 1'in ikinci aşamasına e, geçeceğiz. O da ne zaman diyor? Haziran'ın ortalarında diyor. E, o zaman da tekrar bir dağıtım olacak. Büyük ihtimalle siz e, bu yan projelere stake etmiş arkadaşlar. işte Renzo olur, Zirküt olur, başka şey olur vesaire vesaire. Onlar da e, bu ortasında dağıtılacak, zamanda alacaklar diye söylediler. Alır mısınız? Fikrim yok. Hani onu çok sorduğunuz için söylüyorum. E, biz Aygın'ın yalancısıyız. E, kendileri de zaten biraz yalancı çıktılar bu konuda ama olsun. Göreceğiz bakalım dağıtacaklar mı, dağıtmayacaklar mı? Yine bir 100 bonus falan burada demişler ama ee, tekrar bize de e, hala parayı içeride tutanlara da stake edenlere de bunun e, için bir daha 100 bonus verecekler mi? Bunu tam emin değilim açıkçası. Buna çok e, inanmadım ama göreceğiz bakalım. İkinci airdrop da nasıl açılacak Haziran'ın ortasında. E, o zaman da 0.7'lik bir dağıtım diyor. Gelecek sezonlara da 8.25 dağıtım ayırmışlar. Totalde de %15'ini Aygın Token'in dağıtacağız falan filan işte demişler. Velhasıl Velasıl kelam böyle şeyler. Ee, bunun detaylarını burada okuyabilirsiniz. Burada daha da tweetin aşağı doğru gidiyor. Yalnız bu Twitter'larda biliyorsunuz çok fake site de oluyor. Aygın'ın kendi Twitter adresine gitmeyi unutmayın. Kesin şöyle linkler koymuşlardır. Şurada bir S eksiktir falan cüzdanınızı bağlarsınız. Hacılarlar bütün Ethereum ağındaki paranızı vesaireyi. Ben bu videonun altına da koyarım ama benim koyduklarımı bile 2-3 kere kendiniz çekedin. Twitter'larından vesaire. Bakın 290k takipçili Twitter hesabı Aygın'ın e, burası. Şimdi gelin hadi e, Aygın'ın sitesinden sizinle birlikte ben de işlemleri yapayım. Ne diyor? Zaten geriye sayıyordu. O sayma bitmiş. Enter diyelim. Şimdi ne diyor kardeş? Connect cüzdan diyor. Tamam bağlayalım Metamask'ımızı. Hop. Bağla. Bağla bacana. Ne var burada? Kurallar falanlar filanlar? Geç geç. <laughs> Okey tamam. Okey. Hadi boş yapma. Şimdi bir imza alacak bunları kabul ettiğimize dair. Verelim imzayı. Airdrop Condition falan filan. Tamam. Okey. İmza alıyoruz. Sonra next diyoruz. Ee, bakalım ne diyeceksin daha. Başlıyor musun fee almaya? Yani yok diyor. Önce bir Ethereum alana geç. Geçelim. Peki. Hesapla. E benim 55 vardı zaten dediğim gibi 100 daha veriyor. Toplamda 155 aygın tokeni veriyor. Diyor ki tamam okey aldın kardeş bonusunu da verdik. Gel diyor bunu claim et diyor. Ben de okey diyorum. ha Bu videonun tam burasında e, biliyorsunuz e, şunu da hatırlatayım ben öyle yapacağım için. Lava diye bir proje var. Ondan da güzel airdrop bekliyoruz. Hatta bu videoları izlemediyseniz ve katılmadıysanız katılın. Ne kadar puan kasarsanız kasın bir güzel airdrop gelme ihtimali var. Lavayı kasanlar bilirler. Burada bir RPC değiştiriyoruz. Yani Metamask'ta bu adamların RPC'sini kullanarak işlem yapıyoruz. Mesela algınlarınızı alırken arkadaşlar ben bunların verdiği RPC'yi kullanıyorum. Şurada bakın. Ha, hatta onu kullanmıyormuş. Ben direkt ona geçeyim. Lava. Diye bu burada ayrıca bir ekledim ben. Ee, şimdi bakın lava ethereum e, ağına geçtim. Ki buradan işlemleri yapacağım. Lavada da bir airdrop için mainnet'te ethereum ağını kullanmış olayım. En azından bir kere iki kere üç kere beş kere her neyse. Ee, şimdi onu da hani araya sıkıştırayım dedim yaparken. Lavayı bilen arkadaşlar e, ne demek istediğimi anlamıştır. Bilmeyenler de o videoları izleyebilir. Devam ediyorum. Ne diyorsun? Claim diyorsun. Tamam kardeş başlayalım bakalım kaç dolar sıkıştı sana hala. Ee, şu an 4'e kadar galiba Gwei'ler düştü. Ne diyor? Talep güvenli olmayabilir falan. 1.97. Bu ne? Önce bir imza mı veriyoruz? Bir dakika, bir dakika kardeş. Sen bir dur. Ee, şu an şu Gwei'ye bir bakalım. Ha, 4 değil, 6'lardaymış. Tamam. Bir saniye. O zaman hatta şu Gwei'yi... Gıbeyye... Ha, okey, Kendi sitesinden de bakayım. Hani yüksek bunun için aceleniz yok arkadaşlar. Baştan onu da söyleyeyim. Hani ta Eylül'de alıp satabileceksiniz bu tokeni yani şu an alabileceksiniz de Eylül artık başı olur, ortası olur, sonu olur. O zaman borsalara gelecek alım satım vesaire yapabileceksiniz. Ha, şimdiden alıp stake ederseniz büyük ihtimalle bu stake edenlere de belki ileride bir airdrop atabilirler. Ya da aygını kullanan projeler işte stake ettiğiniz için ee, size Europe verebilir. O yüzden ben de şimdiden yapıyorum. Zaten giveaway'leri gördünüz 5-6'larda. <laughs> Şimdi ben şu RPC'ye bir daha bakayım arkadaşlar. Doğru yerde miyiz, doğru şeyde miyiz? Ee, haydi, haydi bacana. Tamam mısın? Doğru muyuz? Levadayız, tamamız. Tekrar claim'e basalım. Evet, yapabilirsin. Niye böyle bir hata veriyorsun? Niye böyle bir şey veriyorsun? Bir saniye. Acaba lava'nın şeyini kullandığım için mi öyle bir? Gerçi lava'yı daha önce kullandığımda öyle hatalar vermiyordu ama ben bir de gerçek normal lava eti, normal ethereum meyinetine geçelim bakalım bir de. Bir de böyle deneyeyim. Sanmetmiyorum onunla alakalı olduğunu ama göreceğiz bakalım. hı hmm lavayı kullanırken orada bir şey verdi, uyarı verdi. O zaman tamam. Ben öyle devam etmeyeyim. Buradan devam edeyim. o söylediklerimi siz geri alın ya da yapmak istiyorsanız yapın. ben şimdi buradan yapayım, işi garantiye alayım. Ne kadar alıyorsun? 263. Siz de artık bunları not alın arkadaşlar. 6 güveyi de aldığı paralar bunlar. Siz de ona göre. Lan dur basalım da çok gitmeden onaylayalım. Siz de ona göre harcayacağınız paraları hesaplayabilirsiniz. Şu an bakalım claim'i edecek tokenleri verecek. Çoğu insan şu stake and delegate kısmını sormuş. Ee, aslında çok basit. Ben aygınla ilgili daha önce şuraya yazayım. Ay Aygın. Aygınla önce e, daha önce şey gelmişti. Neydi bu? Yeni gelişmeler dediğim 3 hafta önce işte gelip bir bir yere Elimizdeki ethereumları burada e, delege falan ediyorduk. Bu videoda da onu anlatmıştım aslında 3 hafta önce. E, dolayısıyla burada yapacağımız işlem de onunla aynı şeyler arkadaşlar. Şimdi diyor ki işte transaction gönderdik kardeş tamam diyor aldın diyor. Stake and delegate diyecek. Ben zaten delege ettiğim için arkadaşlar o kısmı bende tikli gözükecek. Bakın şu an stake and delegate tikli gözüküyor fakat Stake işlemini mutlaka yapmanız gerekiyor delege yapmanıza gerek yok daha önce delege yaptıysanız şimdi ben ona tıklıyorum beni Aygın'ın kendi sitesine atıyor Hatta şöyle de göstereyim ben size şu dashboard'a bir geleyim ben buradan zaten Ethereum'un belirli bir kısmını çektim yarım Ethereum tutuyorum içeride hala hani bir airdrop vesaire olur diye Biliyorsunuz onu da Sibel'den almıştım o de gelip zamanında altlı yere delege etmiştim o videolarda var. Siz bunların hiçbirini yapmadıysanız zaten e, da delege yapmadıysanız daha önce de mecbur bu işlemi yapmanız gerekiyor. Şu stake and delegate. Ha, delege işlemini yapmış olsanız da bu sefer stake'i de yapmak zorundasınız. Ne i̇lla şu işlemi yapmak zorundasınız. Geliyorum. Şimdi diyor ki kardeş sende 155 tane balansında şey var diyor. Ne diyor? Aygın var diyor. Bunu diyor benim zaten daha önce delege ettiğim şu alt değere gelecek bu sefer aygın tokenlerimi de delege edecek. Şimdi hatta bunun içine gireyim ben size göstereyim. Bakın benim şu an burada Your Delegation Balance'da sadece ethereum var. Ee, Sibel ethereumları 0.51 tane oduruyor. Şimdi bakın bunu da ben oraya yani burada stake edeceğim. Direkt oraya delege etmiş olacak. Tamamdır. Bunlar okeydir. Deposit bakalım bu sefer kaç alacak. Önce bir imza parası geçirirsin. Sen zaten tabi önce bir approving var klasik tamam al kullan kaç tane zaten 155 tane tamam kullan hepsini hadi 1 dolar diyorsun hadi al bakalım 1 dolar etti kaçtı 2.5 3 deseniz 4 oldu bir de bu approve'dan sonra bir de stake işlemini yapacağız asıl yapmamız gereken o işte ben stake işlemini yapacağım delege zaten daha önce ettiğim için o işlemi yapmamış olacağım siz bir de gidip delege etmediyseniz delege etmeniz lazım failed dedi oğlum niye failed niye yani bunu bile yapamayacak kadar leşmişiz şu an. Hani niye hata veriyorsun? Bak token harcama limiti hala burada duruyor. Ha, bak bu onayladı. Sen nasıl burada failed veriyorsun? Bakalım Etherscan'dan. Ha, success diyor kardeş. Ay seni yapacağın siteye sokayım Aygın. Yeniliğim onu algılayacaktır şimdi. Tamamdır. Şimdi bir daha max diyorum. Bu sefer depozito bastığımda depozite bastığımda o approve geçecek arkadaşlar. Ee, bakın approve istemedi bu sefer. Direkt e, delege edebiliyorum. Ne kadar alacaksın? 5.99'da buradan alıyorsun. Al bacanağım. Al oç seni. Al anasını bacasını bilmem ne. Kaç oldu? 10 dolar. Toplamda aşağı yukarı arkadaşlar 10 dolar gitti işlemi yaptım mı Tamam balans sıfırlandı bakın şuradan da Unstake yapabiliyorsunuz istediğiniz zaman hani maksubum deyip e, herhalde bunun bir günü vardır vesairesi vardır ama şu an Aygın tokeni zaten cüzdanınızda tutmanızın bir bir manası yok şu an para eder bir şey değil e, dediğim gibi Eylül ayı içerisinde piyasaya çıktığında o zaman alıp satabileceksiniz ve o zaman para edecek o zamana kadar e, burada bu şekilde değerlendirmeniz gerekiyor şimdi ben size ne demiştim daha demin orayı da göstereyim tekrar Heh, bakın burada zaten otomatik yeniledi kendini. Normalde 0.51 ethereum vardı. Yanına aygınları da eklemiş oldu. Yani ben gelip alt layer'a tekrar delege et dememe, kal, de, dememe gerek kalmadı. Otomatik olarak zaten daha önce ethereum'larımı stake ettiğim için e, buraya kendisi geldi. Dedi ki tamam sen aygınını stake ettin. Onu da buraya delege etmiş oldun. Ha, sizde o olmazsa ne yapacaksınız? Buradan operatörlerden arkadaşlar stake ettikten sonra e, operatörlerden Gelip buradan kendiniz artık hangisini beğeniyorsanız, hangisini biliyorsanız, hangisiyle ilgili fikriniz varsa vesaire bu artık sizin kendi araştırmanız. Ben altlayırı kullandım. Çünkü altlayır burada kendine stake edenlere de yarın öbür gün bir airdrop verebilir. Ben burayı kullandım altlayırı. Siz de o yüzden gelip burada artık seçip içine gelip sonra şuradaki rakamları siz de burada delege diye çıkacak. Delegate düğmesine basacaksınız. Siz bir para daha ödemiş olacaksınız bu işlemi de yaparken. Aklınızda olsun. E, onu ben şu an gösteremiyorum. şimdi dashboard'a geri geldiğimde bakın daha önce sadece şey vardı. Burada Sibel tercüm gözüküyordu stake'de. Şimdi bir de Aygın buraya eklenmiş oldu. Olay bundan ibaret. Yapacağınız işlemler bu kadar. Şu an için Aygın'da. Ha, büyük ihtimalle dediğim gibi bunlarla ilgili biz daha fazla airdrop alabiliriz. ikinci sezonlarda vesaire vesaire. şimdi Aygın'ı genelde şeyi soruyorsunuz. kaç para olur ne olur falan filan. Mesela Bidget yakın zamanda öyle bir işte balina marketlerinde 8.53 dolardan satılıyor işte son 24 saatte falan demiş. Bunu da ne zaman yazmış? 5 Mayıs'ta yazmış. Şimdi bakın şöyle bir işte balina marketleri var. Buradan gelip mesela şu işte yenileyelim. Burada insanlar aygınlarını alıp buraya koyup satıp alabiliyorlar vesaire bir şeyler yapıyorlar. Ben hiç kullandım mı derseniz hiç kullanmadım. Önerir miyim kesinlikle önermem. Ee, nasıl yapılacağı ile ilgili kendimi kullanmadığım için de size bir fikir veremem. Ama burada işte tokenin fiyatı ne kadar olur değerlemesi vesaire. Onları görmek açısından aşağı yukarı böyle bir fikir veriyor. Mesela adam 110 tane aygını 7.5 dolardan satan var. Ee, i̇şte 7-75'ten 100 tane satan var gibi gibi. Burada en düşükten herhalde en yükseğe doğru. Evet, mesela bu adam 20 dolardan 150 tokenini satıyor 3000 dolara. Ha Burada alma satma vesaire dediğim gibi ben hiç kurcalamadım, hiç uğraşmadım. Ee, hiç de yapmam böyle şeyleri. Yarın öbür gün e, bir sıkıntı yaşarsanız bir şey diyemem, kimseye de önermem. Ben sadece fiyat analizi olsun diye size gösteriyorum. Başka ne var derseniz mesela şu var. Böyle bir yine aynı sitenin de şey şu an mesela 5 dolar mesela gündüz kaçtı aygın daha çıkarken 8-8,5 dolardaydı. Şu an 5 dolar hatta 1 dolara kadar bir, bir ara birileri alabilmiş. 1 dolardan aygın mı aldınız? Herhalde ya yapan vardır. Dediğim gibi ben girmiyorum bu işlere. Yani şurada da satılanlar gözüküyor mesela bakın 5 dolardan 35 tane almış. 110 tane 5.54'ten satan var gibi gibi son trade'ler diyor mesela burada. Ama burada da gördüğünüz gibi bakın şu an gözünüzün önünde dörde düştü falan. Aygın'ın arkadaşlar ortalama hani OTC satış fiyatı falan da 8-9 dolar konuşuluyor. Piyasaya çıktığında yani 9 dolar olur, 8 olur, 10 olur, 2x yaparsa 20 dolar olur. Ee, o zaman ne olur? Aldığınız airdrop işte siz 100 tane zaten aldınız. 10 tane de en düşük almış oluyorsunuz. 110 tane minimum alan adam bile aygından işte 2000-3000 dolar kazanabilir. Ama kendinizi bu kadar hype'lamayın. Piyasaya çıkmadan bir token çünkü Ay, Aygın'ın arzı 1.6 milyar dolar e, şey 1.6 milyar dolar diyorum. 1.6 e, milyar tokenle piyasaya çıktığını düşünürseniz e, bunun da tanesinin e, 20 dolar olması demek dostlar yani 25-30 milyar dolar bir e, market cap ile piyasaya çıkması demek. Ee, çıkabilir miydi çıkabilirdi fakat bu airdrop işlerini yapabildiler mi yapamadılar o yüzden e, 20 dolarlar işte bilmem ne 30 dolarlar 40 dolarlar bunlar abartı rakamlar olabilir çıktığında 5 dolar da olabilir aynı burada oynaştığı gibi görüyorsunuz şurada oynaştığı gibi belki 1 dolarla da çıkabilir belki 5 dolarla da çıkabilir ya da işte 8 ile çıkar, herkes bir anda satınca 1 dolara da düşebilir. Bunları bilemezsiniz. O yüzden kafanızda siz çok büyük hayallere girmeyin. 1000 dolarda kazanabilirsiniz. 2 de ya da 500 dolar ya da 100 dolarda da kazanabilirsiniz. Kendinizi bu konuda boşuna e, şimdiden, e, işte benim Eylül ayında cebimde 3K dolar var, 2,5K dolar var demeyin, kandırmayın. Eylül ayında hayatta mısınız daha onu bilmiyorsunuz Geçin bu işlere çok uzun Süre var daha Aygın'ın gelmesine O gün geldiğinde bununla ilgili tekrar Ben zaten videosunu yaparım dostlar Aygın'la ilgili başka şu an Söyleyebilecek bir şey yok Twitter'larını falan yeni gelişmeleri oradan takip edersiniz Artık Eylül ayında Piyasaya çıktığında borsalara geldiğinde Alım satıma açıldığında Tekrar üzerine konuşuruz Ben de size gösteririm işte ne olduğu ile ilgili Bilgileri Aygın'a airdrop atan projeler olursa da onunla ilgili de video çekmek gerekirse çekerim. Ama onun dışında artık Aygın'la ilgili benim için e, sezon kapanmıştır, bitmiştir. Artık 4 ay, 3 ay sonra tekrar üzerine konuşuruz dostlar. O halde bu videolukta bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz.